Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Ben Minez Bayülgen. Başlıyoruz. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı rapora göre son 10 yılda işkence gördüğü iddiasıyla derneğe başvuruda bulunanların sayısı 690. İşkence gördüğü iddiasıyla başvuranların 97'si kadın, 592'si erkek. Başvurucuların 36'sı 18 yaşından küçük, 29'uysa 50 yaş üzeri. Şiddeti en fazla ve en yaygın kullanan kamu görevlileri %45 ile infaz koruma memurları. Onları %39 ile polisler, %10 ile jandarma ve %1 ile korucular takip ediyor. Van'ın Gebaş ilçesinde gözaltına alınan köylülere işkence yapan O.Ş. isimli polis memuru beraat etti. Kararın ardından temyiz incelemesi yapan istinaf mahkemesi polise 3.000 lira adli para cezası verdi. Cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Savunma yürüyor eylemi yapan baro başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yürütülen müzakere sonucunda Anıtkabir'e ulaştı. Mücadelenin süreceği mesajı veren baro başkanları, çeşitli kentlerden Ankara'ya yürümüş ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Baro başkanlarının Ankara'da oturma eylemi yaptığı sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde de yüzü aşkın avukatın protestosu vardı. Adliye içinde slogan atan avukatlar savunma susmadı, susmayacak diye haykırdı. Baro başkanlarının polis tarafından darp edildiği sırada Anıtkabir'e giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bugün baro başkanlarının yanına geldi. Baro başkanları sırtlarını dönerek Feyzioğlu'nu protesto etti. Başkanlardan bazıları Feyzioğlu'na gölge etme, başka bir şey istemiyoruz başkan diye seslendi. İstifayı düşünüp düşünmediği sorulan Feyzioğlu, istifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok, benle ilgili değil, ben kanun koyucu değilim dedi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Esenyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti, kent genelinde 8 kişi yaralandı. İstinaf, 7 yıl önceki Twitter paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 29 günlük hapis cezasını onadı. Kaftancıoğlu'nun avukatı Ergün Özer, kararın Yargıtay'dan döneceğine inandığını söyledi. Basın İlan Kurumu, Ragıp Zarakoğlu'nun Makus Kaderden Kaçış Yok başlıklı yazısı nedeniyle Evrensel Gazetesi ve internet sitesine 45 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verdi. Artı Gerçek yazarı Mehmet Evin, "Bu ülkede gazetecilik mayın tarlasında yürümek gibi" başlıklı yazısında şöyle diyor. "Gazetecilere amansız fakatsız sahip çıkın. Onlara yapılan aslında sizin haber alma hakkınızın gasp edilmesinden başka bir şey değil." Son dönemde kurdukları aile saltanatıyla gündeme gelen Wushu Federasyonu'ndan haklarında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi. Amaçları meşru seçilmiş iktidarları gayrimeşru yöntemlerle, darbelerle devirip kendi menfaat imparatorluklarını dünya siyonizmiyle işbirliği yaparak kurmaktır. ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın Olayın Olduğu Oda adlı kitabı bugün yayınlandı. BBC Türkçe kitabın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili bölümlerinden bazı kesitleri haberleştirdi. Buna göre Bolton genel olarak Erdoğan için olumsuz sıfatlar kullanıyor, radikal İslamcı olarak tanımlıyor ve şunları yazıyor. Kendisini dinlerken, ki her zaman arada tercüman olur, Roma'daki balkonundan konuşan Mussolini'yi dinliyormuşum gibi hissediyordum. Tek farkı, telefonda aynı ton ve ses düzeyiyle konuşan kişi Mussolini değil, Erdoğan'dı. İçişleri Bakanlığı, ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılan Balıkesir'in Erdek ilçesinin belediye başkanı Hüseyin Sarı'yı görevinden uzaklaştırdı. Sabah ve Takvim gibi haber siteleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent için özel bayrak ve para birimi çalışması yaptığını ve özerklik talep ettiğini iddia etti. Haber sitelerinin cımbızlayarak kullandığı görüntülerin orijinalinde Soyer'in kente özel Bitcoin benzeri bir kripto paradan bahsettiği görülüyor. Bayrakla ilgili bölümde ise Soyer bir akademisyenin tarihteki kent bayraklarına yönelik çalışmasına atıfta bulunarak 1800'lerde İzmir bayrağı da varmış diyor. Sırada güncel COVID-19 verileri var. Bugünkü vaka sayısı 1268. Son 24 saat içerisinde 27 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 5001'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, COVID-19 çekip gitmiyor. Aksine pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor dedi. Boston College öğretim üyesi Emrah Altındiş, doktorların PCR testi isteme ölçütlerinin sınırlandırılmasını değerlendirdi. Formül çok basit. Az test, az vaka demek. Bunun iktidar için siyasi kazanımı olabilir ama toplum için az test çok büyük risk demek.
Doktorunun verdiği bilgiye göre Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun tedavisine normal serviste devam ediliyor. Durumu iyi olan Maçoğlu'nun kronik rahatsızlığı bulunmuyor. İsveç, yurt dışında doğup ülkeye gelenlerin COVID-19'a yakalanma ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu duyurdu. Rapora göre riskin en yüksek olduğu topluluk Türkiye doğumlular. Meksika'da prematüre olarak doğan 300 bebeklerin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Yetkililer bebeklerin teması olmadığını ve bunun ilk kez görüldüğünü söylüyor. Maske takmanın zorunlu olduğu Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Borisov ve heyetine 150'şer euro ceza kesildi. Sırp tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Djokovic, maçlara çıkması için aşının zorunlu tutulması halinde kortlara dönmeyebileceğini söylemişti. Türkiye, 2019'da 344 milyon 600 bin euroluk muharebe silahı ithalatıyla Almanya'nın silah ihracat listesinde birinci sıradaki yerini korudu. Almanya'nın 2019'daki silah ihracatının üçte birinden fazlası Türkiye'ye yapılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump, bazı yabancı işçilerin ülkeye girişlerini yıl sonuna kadar askıya aldı. Bir hükümet yetkilisi, bu karar sayesinde ABD'lilerin 525 bin işte istihdam edilebileceğini söyledi. İtalya'nın 500 nüfuslu San Giovanni in Galdo köyü, turizmi canlandırmak için boş evleri ücretsiz olarak turistlere açacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, son 6 ayda küresel enerji sektöründe 3 milyonu aşkın insan işini kaybetti. Önümüzdeki 6 ay içinde ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara çağrı. Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı ve milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Günün sözüyle kapatıyoruz. Sinop'ta Maraş dondurmacısının şaka yaptığı 5 yaşındaki Can Yılmaz. Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.